Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. AKP'nin geçmişte Türkiye'ye finansal saldırı düzenlemekle suçladığı Amerika Merkezli Yatırım Bankası JP Morgan başkanlığında organizasyonunda bir toplantı gerçekleştirildi ve 50'ye yakın katılımcının olduğu bir toplantıydı bu. 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen bu toplantıya yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da katıldı. Körfez ülkelerinin ardından gözler bir de batıya yönlendi diyebiliriz. Bu toplantı bize ne söylüyor? Ekonomide atılan adımların anlamı ne? Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'yla bugünkü yayınımızda konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hocam öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hem Bakan Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bu finans çevrelerince tanınan isimler. Bu toplantı bize ne gösterdi? Evet, vurguladığın gibi JP Morgan Amerika'nın en büyük bankası. Burada 50 civarı yatırım fonunun bir araya geldiği bildiriliyor. Bunlardan BlackRock dünyanın en büyük yatırım fonu, Templeton'da en büyükler arasında. Mehmet Şimşek uluslararası finans çevrelerinde Merrill Lynch Bond Trader, yani Merrill Lynch Yatırım Bankası tahvil alım satımı yapan kişi, tahvil satıcısı olarak biliniyor. Hafize Gaye Erkan da Wall Street Banker, Wall Street bankacısı olarak tanınıyor. O nedenle bunlarla diyalog kurma şansları, aynı dilden konuşma şansları yüksek. Edinilen bilgilere göre Mehmet Şimşek tam yetkileri olduğunu, faizleri kademeli bir şekilde arttıracaklarını dile getirmiş. Enflasyonla mücadele ediyoruz demiş ve Türkiye'ye yatırım yapmalarını istemiş. Şimdi basit bir mantıkla düşünülürse bu finans kapitalin temsilcileri kılı kırk yaran, çok ayrıntılı hesaplar yapan, bu konuda çok deneyimli bir topluluk. Şimdi madem faizleri kademeli arttıracaksınız, derler ki görelim faizler artsın. O anda bizi tatmin edecek bir noktaya gelirse Türkiye'ye girmeyi düşünebiliriz. Yani birinci buna bakarlar. İkinci girdikleri zaman döviz kuru yeterince sıçradı mı bunu göz önüne alırlar. Şu anda 27 civarında ama yukarı doğru bir basınç Merkez Bankası'nın bunu tutmakta zorlandığı görülüyor. Onun için muhtemelen daha yukarı çıkmasını bekleyeceklerdir. Bir de rezervlerin güçlenmesini, yani tekrar çıktıkları zaman Merkez Bankası'nda yeterli rezerv olmasını, bu nedenle de TL'nin fazla değer kaybetmeyeceğini bekleyeceklerdir. Şimdi bunlar göz önüne alınırsa yeterli şartların oluşmadığı görülüyor. Nitekim de açıklanan rakamlar Türkiye'ye gerek devlet iç borçlanma senetlerine, gerek mevduat hesaplarına giriş olmadığını, borsada sınırlı bir giriş olduğunu gösteriyor. Bu işin bir yönü. İkinci yönü, bunlar vurkaççı fonlardır. Sıcak para tabir ettiğimiz fonlardır. Bunlar bir ülkeye uzun dönemli yatırım yapmak, üretimi arttırmak, teknoloji getirmek, istihdamı desteklemek gibi gayeleri yoktur. Kısa sürede gelecek bir vurgun vurup çıkacaklardır. Bir de geçmiş yıllardan farklı olarak şu anda Amerika'da faiz oranları %5-25. Yani Türkiye gibi bir ülkeye gelmeleri için en az %10 kazanacaklarını düşünmeleri gerekir. Bu da orta uzun vadede eğer gelseler dahi ülkeye çok yüksek bir maliyet çıkartır. Hani birilerini faizciler, faiz lobisi olarak nitelendiriyorlar. İşte dünyanın en önde gelen faiz lobisi İstanbul'a gelmiş ve bize daha yüksek faiz ödeyin diyor. Yani bence görüşmenin özeti bu. Hocam peki Şimşek ne mesaj verdi burada? Aslında siz söylediniz kontrolümüz altında her şey şeklinde ifadeleri olduğunu. Bunun karşılığı ne olacak şimdi? Daha öncesinde kapı kapı gezip Körfez ülkelerinden para isteyen bir Türkiye gördük. Şimdi de Amerikan finans çevrelerine giden, onlarla diyalog kuran bir
ekonomi yönetimi görüyoruz. Bunun bizdeki karşılığı, yansıması ne olacak peki? Şimdi Mehmet Şimşek, Gaye Erkan da muhtemelen şunu biliyorlar. Bu koşullarda para kolay kolay gelmez. Ama ben oyun planlarının işte yaz aylarında ödemeler dengesini ne tutturalım, hatta artıya geçelim özellikle turizm gelirleriyle. İzleyen dönemde Körfez ülkelerinden, Körfez monarşilerinden bir para gelsin. Bununla bir şekilde rezervleri güçlendirelim. Ondan sonra da sıcak paraya, işte Londra, New York sermayesine kapıları açalım diye düşünüyor. Ama ne yazık ki kendileri açısından işler iyi gitmiyor. Yani son açıklanan Temmuz ayı ihracat ve ithalat dış ticaret rakamları 12,5 milyar dolar dış ticaret açığına işaret ediyor. Turizmde belirgin bir artış var. Yılın ilk 6 ayında 20,7 milyar dolara yükselmiş durumda. Ama orada da beklenen, Merkez Bankası raporunda işaret edilen 56 milyar doların tutturulması imkansız görünüyor. 50 milyar dolar civarında yüksek bir rakam olacak ama bu cari dengeyi sağlamaya yetmeyecek. O bakımdan işlerin ben yolunda gitmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. İlk 7 ayın dış ticaret açığı da 70 milyar doları geçmiş durumda. Hocam şimdi dış ticarette böyle bir tablo var. Bir de ekonominin yarını meselesi var. Şimdi bir yandan sürekli faizin, politika faizinin önünde ilerleyen bir enflasyon görüyoruz. Makasında sürekli açıldığı bir ekonomik tablo var önümüzde. Ekonominin yarınında siz ne bekliyorsunuz peki tüm bu hamlelerin ışığında? Şöyle, geleceğe yönelik enflasyona ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılabilir ama resmi belgelere baktığımız zaman da çok karanlık bir tablo görülüyor. Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu incelediğiniz zaman 2023'ün sonunda %58'lik bir enflasyon, yıl sonu enflasyon rakamına işaret etmekle birlikte yer verilen bir tablo, bir grafikte 2024'ün ilkbaharında enflasyonun 70 çizgisine yaklaşacağı görülüyor. Mehmet Şimşek'te enflasyonun 2024'te kadar düşürülemeyeceğini söyledi. Şimdi bu dikkat çektiğimiz döneme kadar 9-10 ay var ve elleri kolları bağlı enflasyonun yükselmesini bekleyecekleri görülüyor. Şimdi şöyle söylenebilir, hani insanların gelirleri, özellikle emeğiyle geçinen kesimlerin gelirleri yeterince artsa piyasa yorumcularının popülist dedikleri politikalar uygulansa belki enflasyon tolere edilebilir ama o da yok. Başta emekliler %25 zam aldılar. İşte asgari ücret artışı göreceli yüksek kabul edildi, %34. Halbuki sırf Temmuz ayında 9. resmi rakamlarla 9.49'luk bir artış oldu. Muhtemelen Ağustos'u da Temmuz, Ağustos, Eylül'ü içeren 3 aylık dönemde enflasyon %20-25 aralığına oturacak. Yani emeklilere verilen, ki o da %25 alabilen emeklilere verilen %25 3 ay içerisinde yutulmuş olacak. Çünkü döviz kurunda artış devam ediyor. Bunun Temmuz ayına yansıyan etkileri Ağustos'ta da kendini gösterecek. Bir de geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verilerinin ayrıntılarına baktığımız zaman belli iş kollarında aylık enflasyonun çok altında artışlar görüldüğünü, o nedenle de ortalamanın 9.49 olduğunu görüyoruz. Mesela bu eğitimde 2.67, giyimde 3.19 rakamlar önünde, konutta 6.03. Şimdi bunlar Türkiye'de
sonbaharda özellikle Eylül-Ekim aylarında en fazla da Eylül ayında fiyatları ayarlanan sektörlere işaret ediyor. İşte eğitimde okul, özel okul ücretleri Eylül'de devreye girer. Şimdiden açıklanıyor ama onun tahsil edilmesi, işte kırtasiye alımları bu dönemde yoğunlaşır. Giyim de aynı şekilde sezon başlangıcıdır. Okulların açılması, yaz sezonunun bitmesi ve kiralarda da kontratlar genellikle bu aylarda yapılır. O bakımdan Merkez Bankası TÜİK'in kendi açıkladığı rakamlar da önümüzdeki dönemlerde enflasyonun alıp başını gideceğine işaret ediyor. Şimdi bütün göstergeler bu açıklanan şu anda yıllık %48'e ulaşan enflasyonun gerçeği tam yansıtmadığına işaret ediyor. Yani İTO'nun ki yani İTO AKP'ye yakın bir İstanbul Ticaret Odası kurum. Onun İstanbul geçinme endeksi işte %63.7. İstanbul Planlama Ajansı'nın yine İstanbul'a ilişkin yıllık enflasyon ölçümü %74'e işaret ediyor. Bu işin bir boyutu. Bir boyutu da bizim çarşıda, pazarda muhatap olduğumuz enflasyon bu ortalama rakamlardan yüksek şikayeti. Bunu da zaten yine TÜİK'in rakamları doğruluyor. Çünkü hatırlayalım, dar gelirli yurttaşlarımız geçtiğimiz yıl gelirlerinin %65'ini, %35'i gıda, %30'u konut olmak üzere iki kaleme harcıyorlardı ama geçim sıkıntısı 2023'te çok daha belirginleşti, hayat pahalılığı. Ben şimdi bu oranın %70'i geçtiğini düşünüyorum. Baktığımız zaman bu kalemlere işte TÜİK'in rakamları işlenmemiş gıdada artış 79.7, yani 80 diyelim. Taze sebze meyvede hani hep biliriz, yaz aylarında sebze meyve bollaşır, tarla ürünleri pazara gelir. O da gerçekleşmemiş. Taze sebze meyve fiyatları %76.5 artmış. Bir ayda ekmeğe %14.5, ilaca %30.5 zam gelmiş. İlaç özellikle emekliler açısından, olgun yaştaki yurttaşlar açısından çok önemli. Kira artışları da %82 olmuş. Yani insanlar şikayetlerinde insanların haklı olduğunu TÜİK'in rakamları da gösteriyor. O nedenle Türkiye durgunluk içinde enflasyona gidiyor benim. Hocam, önümüzde bu kadar karanlık bir tablo var. Bir yandan da işte hem batılı yatırımcılar hem de körfez ülkelerine sürekli bir kapı çalınması yapılıyor bizim tarafımızdan, Türkiye tarafından. Neden çalışmıyor bu atılımlar? Ekonomideki hamleler neden yurttaşın ferahlamasına yol açmıyor? Şimdi bir kere enflasyonu düşürmek, yurttaşın yaşam standartlarını en azından korumasını sağlamak gibi bir amaçları yok. Yani körfezdeki yatırımcıları ikna ederlerse, demin söylediğimiz işte bu fonları ikna ederlerse dahi buradan yurttaşa bir şey çıkmayacak. Zaten o fonlar domates fiyatına, salatalık fiyatına bakmaz. Yani döviz kuruna bakar, Türkiye'de nasıl bir getiri elde edeceğini ve Türkiye'den çıktığı zaman, yani vurgunu vurduğu zaman döviz kurunun ne olacağına bakar. O bakımdan onlar için yurttaş domates alamıyormuş, işte peynirden uzak duruyormuş, onları çok ilgilendirmez. Onlara uygun zemini hazırlamayı bu şekilde olası bir 28 Mayıs seçimleri arifesinde çok olasılığı yükselen ödemeler dengesi krizini engellemeye çalışıyorlar. Yani bunu engellemeyi başarmaları da yurttaşın geçim anlamında ferahlaması anlamına gelmeyecek ne yazık ki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'yla Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın katıldığı toplantının detaylarını ve ekonominin yarınını konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşça kalın.